Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün tam kadro karşınızdayız. Ali Deniz Çakır ve Metin Dirim'le beraber ben Eyüp Yıldız. Yaklaşık 45 dakika boyunca ağırlıklı olarak transfer konuşacağız. Arada farklı konularda biliyorsunuz gündemimize gelebiliyor ama ağırlıklı olarak transfer konuşacağız. Ve interaktif bir yayın yapmak istiyoruz. Sizler de programa mesaj göndermek istiyorsanız YouTube'dan canlı sohbet bölümüne, yine Scope'dan da mesaj bölümüne soru, görüş, eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca bizleri Twitter'dan takip ederseniz mutlu oluyoruz. Metin Dirim, Twitter adresi sevgili Metin'in, Ali Deniz Çakır ve Eyüp Yıldız. Bizim Twitter adreslerimiz de bu şekilde sevgili izleyenlerimiz. Konuya gireceğiz ama Metin. Sizin Twitter adresiniz neyse alalım, biz de sizi takip edelim diye yapıyoruz. Siz de bize Twitter adreslerinizi yazın, karşılıklı takipleşelim, evet. Değil tabii ki. Yani arada benim takip ettiğim, çok sevdiğim dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz oluyor, evet. Ama hani takip muhabbeti de yapmadık. Manşetimiz çok pozitif değil Metin. Yani transfer gelişmeleri açıklanmıyor. Neden açıklanmıyor? Somutlaşan transfer yok. Beklenilen büyük bir ihtimalle bir şey var. Yani bir şey bekleniliyordu. Ya hani bu seçimdi, seçimin bitmesi bekleniliyordu. Çünkü doların yönü ne tarafa doğru gideceği çok belli değildi. Hani Euro'nun hangi tarafa doğru gideceği belli değildi. Büyük bir ihtimal İstanbul seçimleri beklendi. Çünkü 17 Haziran'da zaten başladı transfer sezonu. 17 Haziran akşamı gecesi başladı. Ondan dolayı çok fazla süre geçmedi. Zaten dün baktığınızda Fenerbahçe Emre Belezoğlu ile imzaladı. Bu zaten kulislerde vardı. İmza net olarak açıklandı mı? Kap bildirimi dün, evet, açıklandı. Ben kap bildirimi yapıldığını bilmiyorum. Kap gelmedi. Kap gelmedi. Kapın bildirimi resmileşmedi ama bitti o transfer. Arkadaşlar, kapın bildirimi şu şekilde oluyor. 5 milyon üzeri olan bildirimlerde kapta bildirmek zorundasın. 5 milyon altı olan transferlerde kapa bildirmek zorunda değilsin. Ya ben her türlü bir açıklama gelmesi gerekiyor diye. Onda yok, hayır, onda kapa bildirmek zorunda değil. Kamu aydınlatma platformu değil mi? Evet. Onu yapmak zorunda değiller çünkü hani o meblağ var. Diyorlar ki bu meblağa geçtiği zaman siz bu bildirimi yapmak zorundasınız. Peki Metin'im, bir şey daha soracağım. En azından ama Fenerbahçe resmi sitesinde bir açıklama yapar değil mi, hani resmileşince transfer. Ya benim demeye çalıştığım şey, mesela Galatasaray için de şimdi konuşuyoruz. Babel'i konuşuyoruz, Şener'i konuşuyoruz. Bunlar hani geldi diyoruz. Fenerbahçe için Allah yeri konuşuyoruz. Emre Belözoğlu'nu konuşuyoruz. Hani bir sürü transfer konuşuyoruz hani, ama netleşenler bile daha resmi olarak kadronun içinde yer almıyor ya, bu takımlarda. Ben bunu dün haberlerde izledim. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza attığını. Evet arkadaşlar, ben siz sohbet ederken paylaşımları yaptım. Şimdi direkt sıralı gündemimize geçelim. Bir kere ilk olarak başta hemen şurada bak derim. Mesela yazmış Skorya'da internet haber yazmış. Son dakika Emre Belezoğlu Fenerbahçe imza attı. Tamam, Emre Belezoğlu anlaştı da Fenerbahçe resmen daha duyurmadı. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa geleceğine benim de şüphem yok Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu anlaştı. Yakında bu transfer durulacaktır. Peki başlıyoruz. Sıralı akışımıza geçiyoruz. İlk olarak bir numaralı görselimizi getiriyoruz. Anadolu Efes'in şampiyonluğunu Ali Deniz Çakır'la beraber canı gönülden kutluyoruz Metin Dirim. Senden de bir kutlama bekliyoruz. Ben, hayır, kutlayacak bir şey yok burada. Hani işte adamlar şampiyon olmuşlar 6 sene sonra. 6. senelerinde bugüne kadar şampiyon olmamışlardı. Daha da kaptan 2009'dan beri olmamışlardı 10 yıl sonra. 10 yıl sonra mı? 2008. Ben Fenerbahçe'nin arka arkaya 5 sene şampiyon olmasından dolayı söyledim. Yani çünkü 5 sene 4 sene şampiyon oldu. Uzun süredir Fenerbahçe şampiyonluğu şey yapıyordu. Domine ediyordu. Eksik oyuncuların olması, sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı maç ya da basket maçı Efes adına döndü ya da seri Efes'e döndü. Ergin Ataman'ın yaptığı açıklamalar belki buna neden oldu. Çünkü biliyorsun Utku Aslan destek vereceğini söyledi. Size peki sonunda Ali Deniz Çakır'la beraber Ali Deniz'in attığı bir tweet'e istinaden ben cevap vermiştim. Onun şeyini de vereyim, açıklamasını da vereyim. Sonuç itibariyle Metin Dirim, tebrik ediyor musun? Yani Anadolu Efes'i tebrik ederim. Şampiyon olarak gerçekten kutlarım. Tamam, yani, bravo, teşekkür ediyorum. Ama Ergin Ataman'ın başka taraftarlardan medet umması hemen... O da eleştirecek, evet, eleştirildi zaten. Yani Efes'in sahibi tarafından eleştirildi. Bütün peki, gün sen basket, ne diyorsun? Eyüp Yıldız basketbolda bütün gün sağ kenarında oturuyordu. Evet. Birazdan ekrana gelecek. Eyüp Yıldız, ben bir parantezle Fenerbahçe'yi açmak istiyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu seriyi son dakikaya kadar mücadele eden Fenerbahçe'ye de tebriklerimi sunmak istiyorum. Yani bu seriyi 7 maça taşınması
gerçekten büyük bir başarı Fenerbahçe'nin. Artık son maçta da sağ avantajı Efes'teydi ve hani taraftar desteğini gerçekten Efes arkasına aldı son maçta. Olay ikinci maçta döndü Ali. Evet. İkinci maçta son dakika son Melli kaçırdı, uzatmaya gitti. O pozisyonda olay döndü orada. Ya bu seri eğer Fenerbahçe alsaydı gerçekten Fenerbahçe'nin tarihine yazılacak çok büyük başarılardan biri oldu olmadan, bu kadar eksikli. İki tane pivot olmadan şampiyon olmuş olacaktı. Bir de şey, Eylül'de çok kızıyorum ben. Hani geçen biz konuştuk. Bize zaten sen kızman için bu görüntüyü aldık. Doğuş Balbay kupayı kaldırıyor. Seni yani sinirlendirmek istiyoruz yani. Melih Mahmutoğlu hiç mi üçlük çalışmasın ya? 6'da 0 ya da sonunda 7. bir tane attı ama şimdi hakkını yiyorsun. İzlemedim. Kapattım. 18'den 15'e indirdi farkı o üçlükü. Kapattım şeyi. Hani fark yok, sen açılınca. Sen son derece centilmen bir Fenerbahçelisin. Sen Efes'in şampiyonluğuna kızmıyorsun. Senin kızın Ergin Ataman'ın kaldı. Yaptığı açıklama tabii ki. Peki. Ergin Ataman 2 numaralı görselimizi arkadaşlar getirebilir miyiz? Ergin Ataman da ilginç bir şekilde oturarak maç yönetti. Maç boyunca kalkmadı ayağa. Ne olursa olsun hiçbir şekilde maça müdahale etmedi. Ben bununla ilgili bir araştırma yaptım ve anında da Twitter'dan paylaştım arkadaşlar. Tuncay Özülhan'ın yapmış olduğu 3 başlıkta uyarı vardı. Bir tanesi lütfen Fenerbahçe taraftarıyla polemik yapma. Evet. İkincisi lütfen Ali Koç'la polemiğe girme. Üçüncüsü ise lütfen bir daha Galatasaray taraftarlarını bizim maçlarımıza çağırma. En önemlisi o bence. Peki, basketbolla başladık. Hatta şimdi Metin Dirim'i mutlu edeceğiz sevgili Medyascope TV izleyenleri. Radyo Spor'un ben niye taktığımız. Mutlu oluyorum yani şimdi ben üç de... numaralı görselimizle Metin Dirim'i mutlu edebilir miyiz Dilan? Evet, teşekkürler Dilan. İddialara göre Fenerbahçe Beko Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı. NBA'de... Evet. Tabii Cedi kadar başarılı olamadı ama. Ben hemen Furkan Korkmaz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Philadelphia Sixers bu sene Toronto Raptors'e elenene kadar NBA'de çok yüksek kapasitesi olan bir takımdı. Furkan Korkmaz da her ne kadar hani Cedi Osman'dan daha az katkı verdiği gibi gözükse de bunun en büyük nedeni Philadelphia Sixers'ın hani Cleveland Cavaliers'a göre çok daha üstün bir takım olması ve hani Cedi'nin her maç ilk 5'te çıkması ancak Furkan'ın yedekten gelmesi. Ama buna rağmen Furkan Korkmaz çok iyi bir şutördür ve bence Philadelphia'da da gerçekten NBA kalibresine göre başarılı olmuştur. Eğer Furkan Korkmaz Fenerbahçe Beko'ya geldiyse Fenerbahçe Beko için çok iyi bir transferdir. Evet, ben de olumlu görüyorum. Tabii Cedi Osman seviyesini göremedi. Ben gerçekçi baktığımda ya ama şimdi Eyüp Yıldız, Cedi kadar Cedi iyi Osman olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman kadar süre alamazsın yani Philadelphia'da. Yani Cleveland'da aldığı süreyi alamazsın Cedi Osman'ın. Ama mutlaka Fenerbahçe Beko'da fark yaratacaktır Metin. Çok kaliteli bir yerli oyuncuyu Fenerbahçe Beko kadrosuna tabii kattı. Çok fazla tanımam. Sana hayırlı olsun ya Fenerbahçe. Gerçekten nasıl iyi transfer. Nasıl tanımazsın ya? Efes forması giyiyordu. Şu anda zaten üstündeki Efes formasına benziyor. Efes değil, Philadelphia galiba. Tamam okuyabiliyorum da şeye benziyor. Efes formasına benziyor. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bu transferde resmiyet kazanacaktır. Güzel mesajlarınız var. Siyaset meydanı programınızı çok başarılı buluyorum demiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir de izleyen arkadaşlarımızdan rica ediyorum şu beğen tuşuna da dokunun da daha fazla bir etkileşime girsin. Siyasi programların altında burada kendimizi kötü hissediyoruz. Biraz daha az izleniyoruz onlara göre. En azından karizmamızı kurtaralım. İzleyenlerden bunu rica ediyoruz. Ve 3 numaralı görselimizi ekrana getirmiştik. 4 numaralı görselimize geçiyoruz. Futbola geçiyoruz. Burak Yılmaz. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçirmişti. Beşiktaş'a ligin ikinci yarısında geldi. Beşiktaş'ta da iyi bir performansı oldu. Lekke takımı transfer teklifi yapmıştı. Reddetmiş arkadaşlar. İlk yorum Metin Dirim. Biz bunu sen yokken Eyüp Yıldız konuşmuştuk. Lecce... red gelmemişti ama. Hayır, red gelmemişti. Zaten biz hani Torino ya da dördüncü sıraya kadar oynayan takımlardan bir tanesine gitse başarılı olurdu. Onun için sıkıntı olmazdı ama Lecce'ye baktığında Lecce... genelde alt sıralarda ya da orta sıralara yakın olan bir takım. Zaten bu sene çıktılar. Onu hemen net not olarak söyleyeyim. Sözünü kestim kusura bakma. Burak Yılmaz'ın orada çok mutlu olamayacağını, para için de gitse çok fazla bir şey yapamayacağını. Çünkü belli olay gitmeyeceğini söylemiştik. Sen ne diyorsun? Ya ben de gitmemesine açıkçası hiç şaşırmadım Burak Yılmaz'ın. Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'den ayrılması bence çok büyük bir sürpriz olur. Hele yani Fenerbahçe haberleri falan vardı. Burak Yılmaz eğer Fenerbahçe'ye giderse gerçekten... Yani bu yazın en sürpriz transferlerinden biri olur bence. Bilmiyorum sen ne diyorsun Metin? Sanmıyorum. Ama sürpriz olur yani bayağı. Zaten biraz. Beşiktaş'a gelmesi sürpriz oldu. Evet. Ya bekleniyordu ama bu kadar taraftar arkasını dönmüşken bu fikre gelmesi bence sürpriz oldu. Yoksa taraftarın bir şeyi olmasaydı Burak Yılmaz'a karşı Beşiktaş'a gelmesi sürpriz olmazdı. Hatta geç bile kalınan bir hamle ben bence Beşiktaş'a. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Burak Yılmaz'a Lekke veya Fenerbahçe Beşiktaş'ın
yaptığı teklifin üzerinde teklif yapsaydı Burak giderdi. Çünkü Burak Yılmaz şu an o sözleşme feshi hakkına sahip. Yani Beşiktaş'taki ödemelerin düzensizliğinden kaynaklı. Ama demek ki Beşiktaş'taki teklifin üzerinde bir teklif alamadı. O yüzden Beşiktaş'ı tercih ediyor. Bir de Beşiktaş taraftarları da onu gerçekten sevdiler. 5 numaralı görselimize, haberimize geçtik. Gervinho, Galatasaray ve Beşiktaş, hatta Fenerbahçe, haberde Fenerbahçe de var. Akşam gazetesi paylaşmış. Bu futbolcu için transfer yarışına girdi. Benim bildiğim kadarıyla yaşı da var arkadaşlar. Ya her sene konuşulan haberlerden biri zaten. Yaşıyor mu halen diyecektim. Her, ne diyorsunuz? Her sene konuşulan transferlerden başında gelir Gervinho. Ben Arfa'dan sonra zaten. Adebayor'un kardeşi zaten. Baksana çok benziyorlar. Evet, Adebayor'a benziyor. Ben bu görseli niye aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam, bazıları medya kuruluşlarının yakıştırması. Bunu biz de biliyoruz. Yani burada konuşuyoruz da kendi aramızda. Bunu resmen hani Galatasaray'a veya Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye bu adamı yakıştırmışlar kontratı bittiği için diyoruz. O yüzden bazı transferler yakıştırmam var. Bir de şuna çok kızıyorum abi. Avrupa'da birazcık ön plana çıkmış 30 yaş üstü bütün futbolculara bizim kulüplerimiz bir şekilde talip oldu. Eyüp Yıldız, bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu... hiç adını duymadığımız Afrika'dan veya Amerika'dan veya Asya'dan bir futbolcuyu bulup getirmiyorlar. Eyüp Yıldız, Metin'im bir şey söyleyebilir miyim? Bu haber, Gervinho ile Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ilgileniyor haberi var ya, şu ana kadar geçen transfer sürecinin bir özetidir bence. Ya bu kadar durağın geçmesinin bir özetidir bence Gervinho'nun bu 3 takımla ilgilenme haberi. Bence burada şey de var büyük bir ihtimalle. Menajeri Türk bir menajer de olabilir. Türk menajerle ortaklık da yapmış olabilir. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin üçünün adının birden geçmesi imkansızdır. Yani hangisine gelirse kim kazanacak? Hem futbolcu hem menajer kazanacak da. Eyüp Yıldız doğruyu söylüyor. Yani artık bizim Elif Elmas gibi ya da ne bileyim Doğukan gibi veya Onyekuru gibi bir şey. Onyekuru gibi genç oyuncular, yaşı gelmemiş oyuncuları bulup bunları bizim pazarlamamız gerekiyor. Peki, futbol bu şekilde kurtarırız. Evet, peki 6 numaralı görselimize geçiyoruz. Metin Dirim'in asker arkadaşı sevgili Dani Alves Fenerbahçe'ye yazılmış 36 yaşında. Ya İspanya'da biz beraberdik bununla. Evet, görsel ekrana geldi. Şimdi tabii espri yapıyorum ama 36 yaşında bir futbolcunun arkadaşlar Fenerbahçe'ye önerildiği haberi var. Ve ben bu haberin doğru olduğuna inanıyorum. Gol.com ya yani onun Türkiye şubesi, Türkiye versiyonu bu haberi paylaşıyor. Fanatik'ten almışlar ve doğrulatmışlar. Yani inanamıyorum arkadaşlar. Yani, 36 yaşında bir futbolcu size ne verebilir? İsim bu değil. Hani bu şey değil Eyüp Yıldız. Roberto Carlos geldi isim diye geldi. Guti geldi isim diye geldi. Anelka geldi isim diye geldi. Ne bileyim Ortega vardı. Ortega geldi o dönemin kendi çapında ismiydi isim olarak geldi. Böyle futbolcular var. Ama yani bunlar gelirken 36 yaşında değil Eyüp Yıldız. Yaş olarak çok yaşlı. Ben hani Fenerbahçe'ye sağlayacağı katkında çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ya ben... çok merak ediyorum. Ya Fenerbahçe'nin bir sürü eksiği var. Zaten bunu Fenerbahçeliler de farkında. Ama yani illa bir transferle başlayacaksan niye sağ bek ya? Niye sağ bek? En azından orada Isla Dirar var yani niye sağ bek? Şener gitti ya. Kolarov da yazılıyor. O da bek oyuncusu. Ama sol bek hadi neyse sol bek ve stoper yani, oynayabiliyormuş Fenerbahçe'nin Kolarov. Fenerbahçe'nin bugüne kadar hep sıkıntı yaşadığı kanat sol kanattı. Ya abi yani Fenerbahçe'nin şu andaki geçtiği bu mali dönemden de mali kriz demeyelim de hani şu anda yine bir sıkıntı da Fenerbahçe yani elini kolunu sallayarak transfer yapamıyor. Bu kadar yapamıyor. Çok kampanya yapılmaz zaten. Yani böyle bir dönemden geçerken bu kadar dikkatli seçimler yapmak gerekirken yani Dani Alves'e niye sen gidip teklif götürürsün ki yani? İlk acaba başta doldurman gereken bir sürü mevki var. Haksız mıyım bu konuda? Haklısın. Kim götürdü? Ersun Yanal tarafından mı teklif gönderildi yoksa Comolli mi dedi? Hani çünkü evet. Comolli'nin mantığı şeydi. Ben buraya genç oyuncuları getirecektim. İki tane santrafor alman lazım, bir tane sol kanat alman lazım, bir tane stoper alman lazım. Ya 10 numara eksiğim var. 5 tane yani transfer var öncesinde evet. Kapatman gereken. Sen hala diyorsun ki Dani Alves, sağ bek transfer mesela edelim. Mesela yani Emre Belözoğlu olmasaydı Dani Alves olabilirdi. Veya işte Hatem Ben Arfa'nın da 30 üzeri olduğunu biliyorum ben. Yani şimdi bunlara baktığımızda sürekli Fenerbahçe 30 yaş üzeri futbolcular yazılıyor. Olmaz. Abi ben yani, Emre Belözoğlu biraz... takımla... Bitir abi sözünü. Dinliyorum. Ben Emre Belözoğlu'nu biraz bunun kategorinin dışında tutuyorum. Çünkü Emre Belözoğlu hem düşük bir
şey paraya geleceğini düşünüyorum Emre Belözoğlu'nun. Hem de aynı zamanda o orta, sağ dışına da bir transfer. Evet, sağ dışı da transfer. Daha sonra Fenerbahçe'de görev de alabilecek bir isim. Hem ve de orta sahayı toparlayabilecek bir isim. Ya yani en azından motive edebilecek Elif Elmas'ı, Zayt'sı ya yani bu oyuncuları. O yüzden Emre Belözoğlu transferine ben okeyim ama yani Dani Alves'i de getirmeyin yani. Ya Elif Elmas büyük bir ihtimal transfer olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin o finansal fair play'e uyabilmesi için o parayı bulması gerekiyor. Osman Beyazay demiş ki geçen programda yine sizler konuşmuştunuz. Sürekli aynı isimlerle çalışıldığı için transferde de sürekli aynı oyuncular konuşuluyor demiş. Ayrıca Fenerbahçe bu transferleri gerçekten yaparsa veteran bir takım olur demiş. Ki doğru yani. Söylüyor. Dinamizmden, futbolun o enerjisinden uzaklaşır. Ali Koç vizyonundan uzaklaşmış şey oluyorsunuz. Ya, yani. Hem Komoli hem Ali Koç. Ali Koç Komoli'yi o şekilden dolayı getirdi. Yani oyuncuları gençleştirsin, bir altyapı oluşursun ve biz bu oyunculardan para kazanalım diye getirdi. Ama baktığında sen 36 yaşında ne bileyim büyük adamları getirsen nasıl yani 50 dakika oynadılar. 50. dakikadan sonra nasıl oynayacaklar? Artık modern futbolda kadroda bir veya iki tane 34-35 yaşlarında, 36 yaşlarında futbolcu istihdam edebiliyorsun ama geneli o noktaya taşıdığın zaman şansın kalmıyor. Ya süreyi tamamlayamaz. Eyüp Yıldız 90 dakikayı tamamlayamaz. Peki 7 numaralı görsele geçtik sevgili izleyenler. Diagne, Galatasaraylıların merak ettiği bir oyuncu. Hep aklıma sen geliyorsun biliyor musun Eyüp Yıldız? Hani bir laf vardır ya bir şey yersin, bir et yersin ama et mi balık mı anlamazsın. Yani ete de şey... Balığa da benzer, ete de benzer ete mi? Ete de benzer, tavuğa her şey şeye benziyor işte. Bazen öyle birazcık açıkçası hani sağlıksız gıdalar beslendiğimiz zaman ne yediğimizi anlamıyoruz. Ha şey, bak şimdi bu yanlış anlaşılmasın da. Diagne'ye bağlayayım Metin, ondan sonra sana teslim edeyim. Diagne'nin de ben ne olduğunu anlamadım. İyi futbolcu mu, kötü futbolcu mu? Ya faydalı mı, faydasız mı? Davranışları bir kere problemli. Davranışlarında hiçbir tutar yanı yok. Galatasaray bir an önce kurtulmalı ama şuna da şaşırıyorum. Yani 16-17 milyon euroya bu oyuncuyu satmaya çalışıyor Galatasaray. Şimdi böyle bir piyasası var mı bu arkadaşın? Şimdi arkadaşım? Orijinal bir ürün alırsın, gidersin dersin ki vay orijinal bir ürün aldım, bakarsın çevirsin arkasını, madeni Çinya. China. China ya da ne bileyim hani bunu... Haklı değil miyim Ali? Haklısın. Şimdi, çok güzel örnekler veriyor. Sen şey yaptın, gittin Kasımpaşa'dan, aa dedi bak adama bak, o orijinal ya, oynuyor. Çünkü oynarken Trezeguet var. Evet. Ona destek olan oyuncu var. Galatasaray o kadar kolay bir takım değil. Ya en basitinden Trezeguet ile Onyekuru'yu karşılaştırdığımız zaman oyun planları çok farklı ikisinin de. Yani Trezeguet daha çok hani forveti daha çok besleyebilecek, evet, bir kanat olduğunu düşünüyorum ben Trezeguet'in. Pas oyununa daha dayalı olan bir sol kanat olduğunu düşünüyorum. Onyekuru öyle değil ya. Onyekuru zaten Galatasaray'daki en büyük soru işareti. Hani çok katkı verdi. Ben bunu da kabul ediyorum ama takım oyununun düzeninin dışında kalması. Bireysel katkı verdi. Evet. Ya sanki şöyle değil miydi Galatasaray? 10 kişi top oynuyor. Onyekuru da ayrı bir birey, evet, orada. Bireysel kendi bir katkı vardı. Şeyi var. Ama sonra sonlara doğru kendini çok geliştirdi ve çok değişti. Bir ara Rodriguez'le beraber böyle ikisi kendilerine has bir futbol oynuyorlardı ligin ilk yarısında. Onyekuru kendisini çok geliştirdi. Babel transferi açıklanmıyor. Açıklanmayacak da büyük ihtimal. Onyekuru çünkü Everton'ı ikna etmiş. Yani şu an bizim tabii gündemimizde değil. Belki yarın konuşuruz detaylı. Ama Onyekuru Galatasaray'da kaldı gibi gözüküyor. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Diagne'nin de gerçekten bu haberde olduğu gibi bu fiyata satılmasını bekliyorum. Ve 8 numaralı görselimize gitmiş. Bu eskiden şeyler, yani yağmur yağmayan köylerde duaya çıkarlardı. Evet. Diagne duasına mı gidelim? Yağmur. Siz Galatasaraylı taraftar olarak bir Diagne duasına çıksanıza. Ya Metin'im sonuçta Diagne'yi satamazsan neredeyse hiç transfer yapamıyorsun. Diagne'yi satabilirsin de 16-17'ye satabilir misin? Ben olsam bak, Diagne'yi ben olsam bir dönem daha satmam. Şampiyonlar Ligi'nde oynatırım. Adam çünkü golcü adam. Ne yapacağı belli olmuyor. Ondan sonra 30 milyona satarım. Metin'im ama yani Galatasaray taraftarıyla arasında büyük problemler yaşanır. Ben çok fazla söylüyorum yanlış hamle var, katılıyorum. Evet. Yani Instagram hesabından bir şey Galatasaray'ı çıkartmak, takip etmek, ne bileyim farklı ülkeye Galatasaray gittiğini. Galatasaray forması. Şu anda yani Galatasaray taraftarının radarında Diagne var Metin Dirim. Yani şu anda Diagne'nin sergileyeceği bir 2-3 maçtaki hani kötü performans. Kötü performans Diagne'yi direkt hani yani top her geldiğinde ıslıklanmaya başlar. Çünkü bu devre arasından geldiği Afrika süreçten itibaren... Afrika Kupası'nda da Galatasaraylılar Diagne'yi takip ediyorlar. Birkaç gol atsa da satsak diyorlar. Yani. Ama zaten bunu bak... Bunu diyorsun zannettim. Ya ligimizin gol kralı, niye adamı şey yapıyorsunuz?
Hani ya orası öyle kumaşı kaliteli olmasa. Görüyorsun Metin Dirim'i yine saman altından su yürütüyor. Galatasaray'da kalsın, Galatasaray yine santrafor katkısı alamasın diyor. Ama şöyle bir şey var Eyüp Yıldız. Şimdi Metin Dirim, geçen sene Gomis gitsin dedik. Gitti, kimi aldık yerine? Kimseyi. İlk yarı forvet yok. Şimdi evet. Cagney gitsin deyip Cagney'i satıp da bu yönetim güven veriyor mu Eyüp Yıldız'a? Ya zaten Muriç'i almışlar. Birazdan gelecek konusu. Metin Dirim, sana Galatasaray'ın yönetimi güven veriyor mu? Ben vermiyor ki, kendi diğer yönetim ekibine de vermiyor ki, şey çıkıyor, sıkıntı çıkıyor. Yani yönetimden kimse birbirine güvenmiyor şu anda Galatasaray'da. Peki Douglas'a geçtik. 8 numaralı görselimiz. Ricci'deki arkadaşlardan rica edelim. Douglas Sivasspor formasıyla Metin Dirim iyi bir sezon geçirdi. Hı hı. Galatasaray istiyordu. Bir ara Fener de istiyor dendi. Şimdi Beşiktaş 2+1 anlaşma yapmış diyorlar. Ne diyorsun? Güzel anlaşma. Demin neydi? Beğeniyor muydun Douglas'ı? Dani Alves'i alacağıma Douglas'ı alırım. Değil genç mi? Oyuncu. Kesinlikle ya. Çok doğru bir konuya değindim Metin Dirim. Yani Dani Alves'e vereceğin senelik 5 milyon euroyu yani Douglas'a hallederim ben onu ya. Olacak iş değil ya. Ben o Dani Alves haberinin yani yalan olmasını umuyorum yani. Fenerbahçe taraftarının akıl sağlığı için ben umuyorum yani o haberin yalan olmasını. Ya tabii şimdi insanlar o kadar çok emek sarf ettiler ki bu süre zarfı içerisinde. Fenerbahçe'nin finansal fair play'e o kuraldan kurtulabilmesi için o kadar çok SMS attılar ki, o kadar çok bahs yaptılar ki. Yani sen gel işte bu parayı al Dani Alves'e ver. Olmaz. Tabii canım. Bu arada Dani Alves haberi arkadaşlar yakıştırma da olabilir. Yalan demek istemiyorum ama yakıştırma da olabilir. Yani bunun üzerinden biz Ali Koç'u veya Ersun Yanal'ı veya Kumalı'yı eleştirmeyelim. Dani Alves'e netleşirse eleştirelim. Dani Alves'e biz kötü diyoruz. İki gün önce Brezilya milli takımında kaptandı. Sağdaydı yani oynuyordu. Yaşlı diyoruz. Evet. Abi ben yaşlı da değilim. Ben o mevkiye yani Fenerbahçe'nin o mevkisinin yani şu andaki transfer politikasında o mevkinin hani 7. 8. sırada olmasını söylüyorum. Ederi o değil, para ederi o değil Ali. Yani o kadar parayı oraya bağlaman mantığı yok. Senin dediğin gibi orta sahaya 500 bin euroya gelecekse tabii. Oynasın canım Dani Alves tabii ki yani. Peki orası Ersun öyle. Yanal'a geçelim. Ersun Yanal seçim gecesinden bir gece önce yani 22 Haziran tarihi bulmak için böyle dedim. 22 Haziran Fenerbahçe TV'de ve TV8'de de ortak yayın vardı. Bir açıklama güzel yaptı. Kampanya şey attın mı, mesaj attın mı ipi? Kızım atmış maalesef, ödemesini de biz yapıyoruz. Metin Dirim, seni mutlu etmek için aldım bu haberi. Zaten sabahtan beri beni mutlu ediyorsun. Senin gözlerinin içinin gülmesini istiyorum. Sen, Ersun Yanal demiş ki, bir dakika soruyu sana bırakacağım şimdi. Demiş ki Ersun Yanal, Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olacak. Takımlarımız tabii ki de bizle beraber yarışacaklar ama onlar kendilerine göre sıralama belirlesin demiş. Yani demiş ki halk tabiriyle, şampiyon belli, ikinci kim? Sen uzun süredir benimle program yapmadığın için beni mutlu etmek için elinden geleni yapıyorsun, evet. Fark ettim. Zaten üçlü programları çok fazla yapamadık yani malum sorunlarından dolayı, evet. Eyüp Yıldız'ın. Arada benim de sıkıntılarım çıktı. Şimdi Ersun Yanal Fenerbahçe ile anlaşma imzalarken geçen sezon ne demişti? Fenerbahçelilerin gurur duyacağı bir Fenerbahçe. Hayır, ikinci yarıyı lider bitireceğiz demişti. Öyle bir açıklaması var mı? Vardı değil mi? O zaman güvenmiyorsun şu lafa. Veya yeterince inanmıyorsun. Ama 2013-2014 senesinde aynısını söyledi ve Fenerbahçe Nisan'da şampiyon oldu. Onu da belirtmek istedim. Ersun Yanal'ın en büyük gafı nedir arkadaşlar? Bu sonuçta beraber Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik dedi. Doğru mu? Belki de dedi ama şimdi. Belki de dedi mi? Evet ama sonuçta böyle işte bir açıklama bak, yapmaman gerekiyor. Bu Ali Deniz Çakır gibi tarafsız olduğun zaman, tamam mı? Biz burada seninle 10 numara spor programı yaparız. Ali Deniz Çakır'ın mikrofonunu kapatabilir misiniz? Görüntüsünü de alın. Zor durumda bırakın. Görüntüsünü alın. Belki de dedi mi gerçekten? Belki de rakibimizi şampiyonluktan ettik dedi diye hatırlıyorum ben. Ama yine de yanlış bir açıklama. Google var. Metin Dirim, yine de yanlış bir açıklama olduğunu kabul etmen lazım bence senin. Belki de kurtarmıyor. Ali bak, ben seni savundum. Dedim ki Ali Deniz Çakır gibi Eyüp Yıldız'a dedim ki tarafsız olsan sıkıntı olmayacak dedim. Tabii orası öyle. Peki Ersun Yanal'a güveniyor musun? Gelecek sezon başarılı olacak mı? Ben de belki dedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Deminki transferlere baktığımızda o oyuncuları alırsa başarı olamayacaktır Eyüp Ben Yıldız. De o zaman diyorum ki belki de Ersun Yanal yanılıyor. Ben de diyorum ki o zaman belki de Ersun Yanal 3. haftada gidecek. Ya şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Ersun Yanal'ın ya bu seneden biraz ders çıkartıp
iddialı konuşmaması lazım bence bu kadar. Yani şimdi 2013-2014 yılında iddialı bence konuştu. Bence değil, belki diyecek. Evet, belki de konuşmaması lazım. Belki de bu kadar iddialı. 2013-2014 sezonunda iddialı konuştu ve takımı şampiyon yaptı. Eyvallah. Ve ama yani o dönemin çok... oyuncuları da... Ya evet, şimdi 2013-2014 Fenerbahçesi ile sen, yani 2018-2019 Fenerbahçesi'ni, 2019-2020 gelecek sezon Fenerbahçesi'ni bir tutamazsın Metin Dirim, Eyüp Yıldız. Ondan dolayı hani biraz daha geçmişte kalmamamız lazım ve biraz daha hani mevcut durumumuza göre yorumlar yaparsak... Geldiğinde Fenerbahçe'yi kimleri transfer etti? Tolga Yarsan, Sadık Amalakya'dan, Serdar Aziz Galatasaray'dan, Zayt'si nereden aldılar hatırlamıyorum. Moses yok, Moses onun döneminde gelmedi. Moses evet, devre arasında geldi. Moses ve Zayt. 5 transfer yaptı ya. Şimdi baktığında zaten düşüncesi de buydu. Defansif ağırlıklı oyuncuları takıma kattı. Şimdi sen zaten bu düşünceye sahipsen şampiyon olmakta şey değildir. Yani bir dönem sonrası şampiyon olacağım diyemezsin. Aslında ofansif bir futbolu... teknik adam Ersun Yanal. Ama değil artık. Yani bu sezon... Tarzını çok beğendim. Çaktırmadan Metin Dirim'e Fenerbahçe eleştirtiyorsun. Tarz olarak çok beğendim. Yok estağfurullah. Çok akıllı bir tarzda Metin Dirim'e Fenerbahçe. Abi ben Fenerbahçe'yi zaten eleştiririm. Eyüp Yıldız, ben senin gibi bir düşünceye sahip değilim. Sen Galatasaray'ı bugüne kadar kesinlikle eleştirmemişsindir. Ya bak, hiç Ergin Ataman, bak Ali Diz sen şunu biliyorsun değil mi? Ergin Ataman bunu Eyüp Yıldız'ı unfollow etmiş. Hayır, blokladı. Blokladı, tamam. Eskiden DM eleşiyorduk, görüşüyorduk hocamızla. Ya düşün işte bak. Eleştirdim diye beni blokladı yani. Bu gurur duyacağım bir şey değil mi ama bak. Yani evet. Eleştirdiğim ama için bloklandım şey ya. Yani. Bu gurur duyacağım. İnsanların bak, insanların Eyüp'le arkadaşlığı 6 ay sürebiliyor. Ben konuyu uzun süredir bireyselleştirmezsen, kişiselleştirmezsen sevinirim. Uzun tamam süredir Eyüp Yıldız'ı şey yapabiliyorum, idare edebiliyorum. Peki 10 numaralı görsele geçelim o zaman. Ersun Yanal transferle ilgili bir açıklama yaptı. İki tane genç futbolcu, hep yaşlardan bahsediyorduk ya, Altay Bayındır'la görüşmüş. Hatta rejideki arkadaşlarımızdan 11 numaralı görseli de rica edelim. 11 numaralı görselde de iki tane genç futbolcu Metin Dirim. Ankara Gücü'nün kaleci evet. Altay Bayındır. Ve Mert Çetin. Ne diyorsunuz? Yani bu genç oyuncular, Sercan Hamzoğlu, bak şimdi, ona da teşekkür ederim. Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri. Mert Çetin'e baktığında Eyüp Yıldız nerede oynuyor? Mevki ne? Stoper. Ya şimdi bizim Sadık var, bilmem Serdar Aziz var. Stopere ihtiyacı var ama Fenerbahçe'nin. Ama şey de, daha öncesi orta sahaya ihtiyacı var. Var diyorsun da Mert Çetin'den bir Ozan Kabak performansı... Oynatmıyorlar ki. Bak bir Ozan Kabak performansı çıksa Serdar da yok olur, Sadık da yok olur. Ya ben bu iki transferi kesinlikle okeyim yani. Ama Altay Bayındır'da sadece şöyle bir durum var. Şimdi Altay'ı sen yedek kaleci olarak alacaksın. As kalecin Harun olacak. Berke'yi niye aldın o zaman geçen sene? Berke'yi sen niye geçen sene transfer ettin ya? Berke'yle ilgili size bir bilgi vereyim mi arkadaşlar? Büyük bir ihtimal transfer olacak. Antrenman raporları çok kötüymüş Berke'nin. Öyle mi? Evet yani. Ferdi'de de herhalde aynı sıkıntı vardı. Ferdi'de de var ama Ferdi'deki ilginç nokta şu. Çocuk Hollandalıydı değil mi? Ya Hollandalı. Hollanda'ya gidip oynuyor. U21'de oynuyor, milli takımda oynuyor. Şimdi yani sen genç oyuncu aldın, Barış'ı aldık. Barış'ın da mı antrenman raporlarında kötüydü? Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nda şöyle bir sıkıntı var. Eğer Hollanda milli takımını seçerse yabancı statüsünde geçecek ülkemizde. Oynatmıyoruz ki zaten. Evet. Seçsin, ne olacak ki? Yani onu genç da... genç oyuncu almanın çok mantığı yok. Sen genç oyuncu alıyorsun ama oynatmıyorsun. Peki sen Fenerbahçe'ye genç oyuncu alacaksın. Hangi pozisyonu alırsın? Stoper var diyorsun. Ya sonuçta Mert Çetin'e vereceğim paraya en fazla kaç yani? 200 ya alırım, bunları alırım. Santrafor'u alamazsın, kanatları alamazsın. Nereye alacaksın? Hayır, bunları alırım zaten. Yani verdiğin para çok büyük para değildir bu oyunculara. Altay'a zannedersen 1,5 milyon euro gibi bir şimdi, rakam verdi. Sassuolo'ya giden oyuncumuz kimdi bizim? Şeyden gitti, Alanya Spor'dan gitti. Merih değil miydi? Merih değil mi? Kimin altyapısından çıktı mı? Fener. Sen oyuncuyu tutamıyorsun. Çok doğru bir konuya değindiğini düşünüyorum Metin Dirim. Yani Fenerbahçe'de o altyapıdan gelen oyuncuları... Sen oyuncuyu tutamıyorsun. Şimdi sen bunları altyapını aldıktan sonra Antalya Spor'a göndereceksen ya da ne bileyim farklı bir takıma göndereceksen ne gerek var? O Metin Dirim, oyuncularda suç var biliyor musun ya? Uygar Mert Zeybek diye bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Hı-hı. Ya adamı görüyorum, happy hour'larda, fotoğraflar falan. Adam 24 yaşında, 25 yaşında kariyerini bitirdi yani. Fenerbahçe'de potansiyeli olan bir oyuncuydu. Recep Niyaz vardı zannedersem. Ya bu oyuncular hep... kendileri... Ama işte bunlara bak, şans verildi, sonra şans verilmedi. Yani önemli olan sen bu oyuncunun devamlılığını getirmek. Yani teknik adamın görevi nedir? Şimdi neden herkes Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesini istiyor? Ya da neden herkes Şenol Güneş'in milli takıma ya da... Çünkü gençlere önem veren evet teknik direktörler.
Peki 12 numaralı görsele geçebiliriz artık sevgili izleyenler. Vedat Muric, Galatasaray'ın bu oyuncuyu anlaştığı söyleniyor. Ya bu keşke bunu şey yapmasaydınız. Yani şimdi milli takım forması Fenerbahçe gibi olmuş. Ya Metin nasıl detaylara dikkat ediyorsun ya? Allah aşkına ya. Yakışmış. Ya ben artık ne demek? Aklıma bile geldi. Ya ben artık ne demek istiyorum Vedat Muriç hakkında biliyor musunuz? Vedat Muriç. Sen Metin Dürümüş yorum hakkında bir şey diyecek misin ya? Bunu almasaydınız Fenerbahçe. Güzel yorum. Bence Ali Deniz Çakır artık Vedat Muriç'in bir şekilde bitmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü piyasada çok fazla yani son dönemde son iki haftada çok fazla her tarafta Vedat Muriç'in ismi yazılmaya başlandı. Şimdi burada tabii okuyamıyoruz ama haberde şu yazıyordu. 3,5 milyon euro. Rize Spor'a 2,5 milyon euro da Vedat Muriç'e verilmiş. Yani 2,5 milyon euroya Vedat Muriç'e vermek senelik akıl alır bir rakam Vedat değil ya. Vedat Muriç Rize'den kaç para alıyormuş biliyor musun? Ne kadar? 800 bin euro. Ya ben şunu sormak istiyorum Eyüp Yıldız sana. Marcao senede 1,2 gibi bir rakam alıyor. Onun aldığı paranın iki katı Vedat Muriç'e verilir mi? Hayatında bir sene iyi top oynamış. Yalnız. Kesin değil bu. %100 bir alakalı. Ya zaten bu paranın verilmesi yanlış. Bu ise felaket. Bu ise felaket. Ya 6 milyon euro bonservis ver, 800 bin bak, euro maaş Vedat ver daha iyi ya. Ben 3 milyon bonservis verirdim. Çünkü bence ceza sahasında Galatasaray'ın işini görecek bir futbolcu. 2,5 milyon euro asla maaş verme, yıllık ücret vermez. Çok 1,800, olacak 1,500. İş değil. Bari TL üzerinden yani yap anlaşmayı 1,5 milyon euro bence üst sınır olmalıydı Vedat Muriç için. Ya değil, çünkü o zaten bile fazla. Şimdi Galatasaray ismi olduğu hayır, için bir dakika. 1 milyon verirsin. Bak 800 bin alıyor her izledi. Sen zaten 800 bine oynuyorsun. Peki, oyuncuların bir Anadolu takım fiyatı vardır, bir de büyük takım fiyatı. Tamam vardır. 1 milyon abi. Büyük takıma geldiğinde zam yapacaksın. Zaten 200 bin lira yapamazsın zaten. Sen büyük takıma geldiğinde kendi piyasanı oluşturuyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde iki top oynadığında belki 15 milyona gideceksin. Ya ben bir şey daha söylemek istiyorum bu konu hakkında. Ya ben şu anki Babel'deki yaklaşımı ve Vedat Muriç'teki yaklaşımın Galatasaray'ın devre arasından beri olan bir politikası vardı. Fark etmişsinizdir siz de. Bonserviste hani biraz daha paraya kıyıyorlar ama maaşta artık geçmişten alınan derslerden dolayı maaşı düşük tutmayı göze alıyor Galatasaray yönetimi. Sana güzel bir haber vereyim mi? Emir Pakistanlı bizi izliyor şu an ve demiş ki kaleci Altay transferini değerlendirir misiniz? Aslında değerlendirdik. Yani değerlendirdik ama tekrar hemen kısaca yorum yapmak gerekirse. Tabii tabii arkadaşın olduğu için evet. Kısaca bir yorum yap yani. Altay aranızı transferini ben doğru bir transfer olarak görüyorum ancak burada da Berkin'in biraz harcandığını düşünüyorum yani. Tamam yaptım Ali Deniz Çakır alabilirsiniz gibi. Bölüm bölüm Ali Deniz Çakır arkadaşları Ali Deniz'e bir şey yazdığında onu alalım ekrana yoksa çıkartalım. Biz de Ali Deniz'in olduğu tarafa havlu koyduk. Çak çak güzel espri bunlar. Güzel güzel. Artık ama Metin Dirim'in tarafındayım ona göre Eyüp Yıldız Emir yani. Emir Pakistanlı'nın. Aslında konuşmuştuk yani. Evet. Altay transferini konuşmuştuk. Bakalım. 13 numaralı görsele geçiyoruz. Ozan Kabak. Galatasaray şutut kartı sattı. Metin Dirim şutut kart küme düştü. Bayern Münih'in istediği konuşuluyor. Şimdi bir transfer haberi de Milan'da. Ya İtalya'ya gidecek. İtalya'ya gitmesi mi gerekiyor? Yoksa yine Almanya'da mı kendini yetiştirmesi gerekiyor? Çok böyle iki ülke takımı, iki farklı ülke takımı. Yani birbirleriyle çok farklı top oynayan iki ülke var. Evet, ben İtalya ekolü farklı, ben, Alman ekolü farklı. Ozan'ın Almanya'da kalmasını tercih ederim. Biraz daha onun oyun tarzına, fizik yapısına kesinlikle uygun mu diyorsun? Hani bir sakatlığı vardı. O sakatlıktan dolayı şu anda zaten bitmiş durumda. Antrenmanlara çıkamıyor şu kartla. Ama Almanya'ya gittiyse Almanya'da yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'de İtalya'ya giden oyuncuların hiçbiri başarılı olamamıştır. Sen ne diyorsun bu tarzı? Bence Milan çok iyi bir tercih ya. Bana öyle geliyor. Milan'da ben Ozan Kabak'ın hem böyle geçmiş tarihi iyi olan ama son senelerde çok iyi bir performans sergileyemeyen, bu sene kısmen iyiydi Milan. Ama öyle bir takım bence Ozan Kabak'ın doğru adresidir şu anda. Değil çünkü onlarla da ilgili sıkıntı var. Finansal fair play ya da farklı şeylerden dolayı Milan'ın başı şu anda dertte. O olaylar kesinleştikten sonra gidecekse de gitsin. Tabii. O kısımları çok fazla bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsundur Metin Dirim ama ben sadece hani kağıt üzerinde hani hangi takıma gitse iyi olur. O ekonomik sıkıntıları göz ardı ederek Milan yorum şimdi, yapmak istedim. Milan artık şey değil. Juventus orada eline aldı her şeyi. Yani kaç senedir arka arkaya şampiyon oluyor. Eskiden Inter'le Milan'ı konuşurduk. Şu anda hiç bu takımlardan bahsetmiyoruz. Çünkü hem parasal açıdan sıkıntı yaşıyorlar hem de iyi oyuncu bulamıyorlar. Ama yani İtalya Ligi'nde ona bakılırsa yani Cengiz Ünder de
yani Roma'da ama Cengiz Ünder çok fazla ismini duyurdu. Orta sıradaki bir takım. Milan şimdi daha şey şampiyonluğu oynayan bir takım. Yani Ozan'ın orada tabii ki olmasını isterim ama Almanya'da kalması onu daha çok geliştirecektir. Yani İtalyan İngiltere'ye futbolu, gitmesin bence İtalyan daha kesin. Yok, İngiltere'ye gitmesin. Dönük, çok fiziksel. Almanya biraz daha onun için iyi olabilir. Katılıyorum ben de. Ve geçtik. Konya... İngiltere'de Eyüp Yıldız sözünü geçtim. İngiltere'de tek bir futbolcumuz başarılı oldu. O da İskoçya'dan geldi. Tugay Kerim oldu. Tabii canım. Tugay'ın zaten performansını şeye... Cenk de başarılı oldu. Ya Cenk'in ben... Olmadı hiç, olmadı. Ben düşünmüyorum. Bir iki maçı iyi var. Ya bir iki maçı iyi de Eyüp Yıldız da sonuçta şimdi... Yani Cengiz Ünder gittiği zaman, Ozan Kabak gittiği zaman hani neler konuşuluyor haklarında. Yani Cenk Tosun biraz daha... Arka arkaya oynama serisi yok. Bak mesela Tugay sakat olmadığı sürece bütün maçlarda oynadı. Osman Beyazay teşekkür ederim. Ben de şimdi gördüm. Adisiyaviç de Malatyaspor'a gitmiş. Konya Spor, Göztepe'den Konya'ya gitmişti. Ben çok beğeniyorum. Yavuç'u ben de beğeniyorum. Keşke Göztepe alsın. Malatya zaten Kamara'yı bir daha kiraladı. Ve aynı zamanda şeyi de Fofana'yı da aldılar. Enteresan bir kadro. Yani... Teşekkürler Osman Beyazay. Ben de gördüm o haberi. Gocülünü beğeniyorum Yavuç için. Neyini beğendin? Gocülünü beğeniyorum. Tamam, ama mi? Senin gibi espri yapmasını beğenmiyorum mesela. Espri hani gol atarken böyle şey yapıyordu ya, sen de burada programda... Onun bir Galatasaray maçında evet. Böyle bir hareketi var. O çok paylaşılmıştı. Bence Yavuç iyi bir golcü. Evet, Malatyaspor bu arada Göztepe'ye gitse. Avrupa'da da yer alacak, onu da hemen söyleyelim. O yüzden biraz daha iyi bir kadro kurmaları zaten normaldi. Ve Fofana ve Kamara, bence Kamara'nın bu sene patlayacağı sene olacak Malatyaspor'da. Bana öyle geliyor. Geçen sene istediği performansı sergileyemedi ama bu sene ben Kamara'dan çok şey bekliyorum Malatyaspor'da. Ozan kaç paraya gitti şu tutku arkadaşlar? 11 milyon euro. Sen böyle 3 tane oyuncu satarsan ne yaparsın? Oo, tamam. Değil mi? Borcu ödersin. Yani. Peki 14 numaralı görselimiz Konya Spor'da bir transferi bitirdi. Goran Zakariç, Anadolu takımlarından da transfer haberlerini paylaşıyoruz. 800 bin euro bonservis bedeliyle oyuncuya da galiba 600 vereceklermiş. Bu transferi gerçekleştirdi arkadaşlar. Yani milyon istemiyor adam, ne güzel, 800 bin istiyor. Ama yani Galatasaray talip olsaydı veya Fenerbahçe talip olsaydı o bonservis 2 milyon. Evet. Oyuncunun alacağı para da 1,5 milyon falan olurdu. Doğru muyum? Doğru. Geçelim. Maalesef bu böyle. Geçtik 15 numaralı görselimize. Trezeguet, Kasımpaşa'nın başarılı kanat oyuncusu. Hatta Diagne'nin arkasında da onun olduğu konuşuluyor. Galatasaray son bir teklif yapmış, 7 milyon euro. 5 milyondu geçen sezine. 5 milyonu alamadınız, 7 milyon mu vereceksiniz? Ya bak, ben bu Trezeguet'in... Tahrik yok mu şimdi? Bir dakika, tahrik yok mu? Sen hep Beşi... Şimdi Ali Zeyn Çakır, geçen sene bu oyuncuya verilen bonservis bedeli 5 milyondu. Şu tahrik değil mi yani? Bu sene 7 milyon. Şimdi 2 milyon niye fazla verirsin? Geçen sene 5 milyon veremedi Galatasaray. Doğru diyorsunuz ama şöyle bir durum da var. Diagne'yi satarsa vermez mi Galatasaray? Yedi Diagne bunu şey... 17'ye Diagne'yi sattın. Tamam mı? 3 milyonunu şeye verdin Vedat Muriç'e. Kaç kaldı? 14. 7 de Trezeguet'e verdin. Kaç kaldı? 7 daha kaldı da ya ben Trezeguet'in iyi futbolcu olduğunu kabul ediyorum ama ancak şu anki mali tabloda yani Trezeguet'in bir de bu kadar ümit bağlanarak hani yüksek miktarda para verilmesi bence yanlış çok yanlış. Onyekuru kiralanacaksa ya da Babel transfer edilecekse bir de Trezeguet'i niye alıyorsun ya abi sen ya? Trezeguet'in zaten hani alırsın Trezeguet'i, Cagney'i o şeyde tutarsın, elinde tutarsan öyle alırsın. Yine yani çok... Çelişki yaratan bir durum olduğunu düşünüyorum Trezeguet'in de. Ama Eyüp Yıldız'a bakar mısın? Hemen Cagney'i sattı 17'ye. Ondan sonra hemen 3 tane futbolcu aldı. Yıllık ücreti kaç? 2,5'tu değil mi? 2,5'a yakındı galiba. Tamam, 2 bak, milyon euro 17'ye civarı. 17'ye sattın. 2,5'da maaşından kurtuldun. Mitroğlu'ndan da kurtuldun diyelim hadi. Siz satın ben geliyorum. Mitroğlu'nu da gönderdin. Mitroğlu'nu Fenerbahçe'ye gönderdin. Evet. Ya tabii ki neden olmasın. Neyse, Mitroğlu'nu da gönderdin. Cagney'i 17'ye sattın. 2,5 milyon euro maaşından kurtuldun. Kaç para etti? Neredeyse 20 etti. Ayıp muhasebeci miyiz biz, bize soruyorsun. 20 lira param var. Vedat Muriç'e 3,5 verdin. Bir de maaş verdin 2. Gelirken 2 ekmek al gel. Ya bu kaldı hesaplara... Kaldı sana 15, bir dakika. Ali benimle konuşamıyor, sana konuşuyor. Trezeguet'e 7 verdin, kaç kaldı? Ya Eyüp Yıldız tabii ki bu mantıkta kaldı. Oluyor da yani Trezeguet'in ben... Bir çocuk konusu, Ali bir konusu ne? 6 milyon kârdasın. Programı tek başına yapmıyorsun Eyüp Yıldız.
Buyurun. Orta saha ne olacak? Banega ne olacak? Ya da Fernando'nun yerine kim gelecek orta sahaya? Onları da alacaksın. Cepte para var abi. Tabii. Tamam, para geçelim varken... ya. Geçelim. Trezeguet haberini geçelim bence. Ben Trezeguet gelirse Galatasaray için iyi olur diyorum. Ya iyi olacağını ben de kabul ediyorum Eyüp Yıldız. 7 yani, milyon ama Eyüp Yıldız ya. Onyekuru kiralanacaksa, Babel'in gelme durumu varsa bir de sen Trezeguet'e niye 7-8 milyon euro veriyorsun ya? Bir de Cagney'i satacaksın. Ekürisi gidecek yani. Bu sefer de Cagney gitti diye üzülecek adam evet, oynamayacak. Aynen aynen. Yani bir de öyle sıkıntı çıkacak. Cagney'i geri getirin diyecek. Biz de Allah bilir Cagney'e bir 10 milyon euro daha verip getiririz. Eyüp Yıldız'ın hesabı o. Bu programın en bomba transfer haberine geçiyoruz. Hazır mısın? Metin Dirim'i artık. Metin Dirim gerçekten bu transferi yorumlayacak. Ve bakalım neler söyleyecek. Hazırsan geçeceğiz. Ama, ama sürpriz bir haber bu. Biliyorsun diye verdik. Yani şimdi yorumlaman gerekiyor Metin Dirim. Yani yayından önce sana söyleyemedik bunu ama... Yani her halükarda yani ilgili şey olduğum şu an Türkiye'de transfer piyasası bu transferi konuşuyor. Benim, hatta bu transferden kaynaklı kombine alacak insanlar. Benim bak ben. Benim sağım solum belli olmaz biliyorsunuz değil mi? Bu sizi sıkıntıya sokabilir. Tabii. Ben uyardım bu konuda. Tabii. Son dakika geldi yalnız. Adil Seoviç resmen Malatyaspor'daymış. Hayırlı olsun. Tamam. Benim siz o riski alıyorsanız verin. Tabii verelim ya verelim. Peki son görselimizi 16 numaralı görselimizi ekrana getirirsek hayırlı olsun kadınlar basketbol Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediye Regan Margariti'yi transfer etti Metin Dirim. Bu oyuncu çaylak bir oyuncu. Women NBA'de iyi bir sezon geçiriyor şu an. Yani Türkiye Ligi'nde forma giyecek. Güzelliğiyle de çok fazla dikkat çeken Amerika'da da zaten... güzelliğiyle konuşulan bir oyuncu. Şu an bütün internet sitelerinde de bu kadın basketbolcuyla ilgili haberler var. Türkiye Ligi'nde transfer oldu. Benim burada şeyim ne? Pozisyonum ne? Bu transferi yorumlamanı istiyoruz. Hayır, yani ne diyorsun? Yorumlayamam çünkü bilmediğim bir konu. Sen hani büyük bir ihtimal... 3-4 numara pozisyonda oynuyor. Büyük bir ihtimal, bak büyük bir ihtimal Twitter'da ya da farklı bir sosyal mecrada geçerken hanımefendinin güzelliğini görüp direkt şey olup almışsındır sen. Tabii ya biz yanlış ilgili... yaptık. Masa tenisiyle alakalı haber vermemiz gerekiyordu Metin Dirim'e. Hani Fenerbahçeli olarak masa tenisini şu anda yakından takip ettiğini düşünüyorum. Ben sporlarını takip ediyorum ya. Ha tamam. Yanılmışım bir yana Kadınlar Basketbol Ligi'ne de Regan Margariti geldi. Kendisi hem iyi bir basketbolcu hem de gerçekten çok güzel bir kadın. Bu anlamıyla da haber oldu. Çok güzel. Ya nasıl bir adamsın ya? Abi bir dakika ya. Bak, magazinle olarak da haber oldu. Yani sen, Türkiye Ligi'ne bir şey söyleyeceğim. Ali Deniz Çakır. Geçen sene sen yokken biz program yapıyoruz. Bir tane Norveçli adam çıktı. Karcus'un transferinden önce. Karcus mu çıktı? Bir şey çıktı. Göl kenarında bir adam vardı. Yak. Karius transferi konuşuldu, yakışıklılığıyla da konuşuldu şimdi. Adama hem yürüdü kaleci, ya. Hem kaleci, hem bak, iyi dedik, bir kaleci, hem bu nasıl bir adam dedi ya, resim gelmiş, şeye koymuş, ekranlara koyduk ya. Bunun gibi olsaydım dedi. O yüzden dedi. Hayırlı olsun Türkiye Basketbol Ligi, ne bu transfer, hayırlı olsun diyelim. Programı bitirelim mi? Ben şey hani programı bitirelim, demin de dediğim gibi Efes'in hani şampiyonluğunu kutluyorum ama yapılan Ergin Ataman'ın yaptıklarını kutlamıyorum. Çünkü yaptığı tahrik edici ve... Ergin Ataman'a yapılanları... Ne yapıldı ki? Bravo işte. Hiçbir şey yapılmadı mı Ergin Ataman? Şimdi insan yaptığının karşılığını çeker. Şimdi sen taraftara karşı bir şey yapıyorsan, bir el kol hareketi yapıyorsan, Obradovic'i görüp sakin olun diyorsan sıkıntı vardır o zaman. Peki sen ne diyorsun? Ya ben Ergin Ataman'a şu raddede yapılanın yanlış olduğunu şey yapıyorum. O son final maçında, Final Four'dan sonraki final maçında ben orada genel olarak... Hani Rusya'ya karşı bir Türk takımının desteklenmesinden yanayım. Her ne kadar maç kopsa bile son saniyeye kadar maç bitse bile o sahada bir Türk takımının ben ıslıklanmasına karşıyım. Özellikle basketbolda, yani futbolda artık holiganlık hani farklı bir boyut almış durumda ama basketbolda en azından bunun olmasına karşıyım. Ama en doğru tavır ne biliyor musun burada? Ergin Ataman'ın yaptıklarını da eleştireceksin. Ergin Ataman'a yapılanları da eleştireceksin. Ya Ultra Aslan'ı maça yani. Çağırması kabul edilecek bir davranış değil bence. Orada bir olay çıksaydı Metin Dirim maç sonunda. Kesinlikle. Ultra Aslan'larla Fenerbahçe taraftarı da alındı. Kesinlikle. Sorumlusu kim olacaktı? Bir numaralı sorumlusu kim olacak? Ergin Ataman olacaktı. İşte bunları da düşünmesi lazım. Ama kendisine yapılan küfürleri de yok. Ya ben zaten orada Başakşehir olayına girdiğimde ben orada Ergin Ataman'ın yaptığı şeyi doğru anlamında dememiştim Metin Dirim. Ben orada sadece daha farklı dışarıdaki bir boyuttan bakmıştım olaya. Bitiriyoruz metinlerimi. Evet. Son cümleni alabilir miyiz? Bu kadar. Rejideki de. Arkadaşlarımızı daha fazla yormayalım. Sen bir şey söylüyor musun? Evet, sonraki programa masa tenisi haberi koyalım mı Metin? Yarın sabahki programa masa tenisinden siz şey yapın masayı alalım. Da getirin. Tenisi de getirin. Şurada karşılıklı oynarsınız ben burada şey yaparım. Programı sunarım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok.
Hani masa tenisi, su sporlarında sıkıntı olabilir. İsterseniz benim kızımın küçük bir havuzu var. Onu da getir burada. Onu da getiririm. Hani siz canlı gerçekten böyle program çekmek istiyorsanız. Çünkü genelde yazın dışarıda program çekilir, evet, ya. Evet. Antalya'da, Bodrum'da, Çeşme'de. Ben size bütün imkanları sunacağım. Yapmak istediğiniz sen sporu... Sen bir 3 ay falan bu tarz bir program yaptım. Yaptım. Tatil ben... bölgelerini gezip yayın yaptım, biliyorsun değil mi? Evet. Televole, merhaba Televole. Biz de yapabiliriz. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için biz tabii tatil beldelerini gezemeyeceğiz. Buraya bir masa tenisi getiririz, bir çocuk havuzu getiririz. Bir şeyler yapacağız. Bakalım. İmkanlar benden. İmkanlar benden. Onda sıkıntı yok. Ama yarın sabah saat 12'de yine buradayız. Biz birbirimize nasıl takılıyorsak, bu işin eğlence olduğunu görüp hissediyorsak sizin de bunu yaşamanız lazım. Siz de böyle bakın diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.